Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 4. yasama yılı 24. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, televizyonları başında, sosyal medya hesaplarında bizleri izleyen, radyoları başında bizleri dinleyen bütün vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin zor koşullardan geçtiğini biliyoruz. Bunlara değineceğim. Ama Torbalı'da belediye başkanımızı kaybettik. İsmail Uygur. Genç bir arkadaşımız, enerji dolu bir arkadaşımız, Torbalı'ya çok şey verme iddiasında olan bir arkadaşımız ama hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diledik. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve hepimize başsağlığı diliyorum. Yeri cennet mekan olsun. Değerli arkadaşlarım, belediyelerden söz açıldığına göre belediye başkanlarımız bu süreçte ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Söyledim. Bizim belediyelerin olduğu yerde, beldede, ilçede, ilde ve büyükşehirde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Telefonlarınız 24 saat açık olacak. Kim yardım talebinde bulunuyorsa gecenin gündüzün hangi saati olursa olsun o aileye gidilecek. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, apartili be partili demeden, akimlikli be kimlikli demeden bu topraklarda yaşayan herkese eşit hizmet götüreceğiz. Hani vardı ya, Erdoğan diyordu, vay efendim süt dağıtacak diyordu, bir türlü süt dağıtmadı. Oysa aylardır süt dağıtıyorduk. Yardımı nasıl yapacaklar? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hakçılığın, inancımızın temel kuralı budur. Bu kurala bütün belediye başkanlarımız uyuyorlar. Ve düzenli olarak her hafta bütün belediye başkanlarımızdan verileri alıyoruz. 13-19 Nisan arasında 730.952 haneye, 271.919 haneye ayrı ayrı, 730 bin haneye aynı yardım, 219 bin haneye de nakdi yardım yapılmış durumda. Ayrıca yapılan yardımların toplam tutarı da 48.137.685 lira olarak kayıtlara geçmiş durumda. Her hafta bunu değerli vatandaşlarımla paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, sözlerime başlarken dedim ki Türkiye zor günlerden geçiyor. Bir salgın dönemindeyiz, doğru. Her bir vatandaşımızın canı çok değerlidir, doğru. Her vatandaşımızın salgından sağ salim kurtulması için herkesin üzerine düşen görevler var. Bunların yapılması gerekiyor. Ve biz salgın başladığı tarihten bu yana olayı sıcak politik malzeme konusu yapmadık. Yapmamaya da özen gösterdik. Hatalar varsa söyledik, yanlışlar varsa söyledik, nelerin yapılması gerektiğini de ifade ettik. Çünkü bu sorun hepimizin ortak sorunuydu. Ve dolayısıyla bu sorunu en hafif bir şekilde atlatmamız için de hepimize düşen görevler vardı. Ve bu görevleri herkesin yerine getirmesi gerekiyordu. Bilim kurulu vardı. Bilim kurulu ayrıca bize güven veriyordu. Çünkü orada bilim insanları vardı. Hepsi bu işi en iyi bilen insanlardı.
Bazı eksiklikleri vardır. Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği gibi kuruluşlardan temsilciler almamışlardı. Ama olsun, yine de dedik ki bilim kurulunun yaptığı açıklamalara biz de uyarız. Devleti yöneten siyasi iktidar da uyar. Dolayısıyla biz bu salgını en az hasarla atlatırız. Ve biz sözlerimize hep öneriyle başladık. Yaptığım bütün basın toplantılarında, gerek benim, gerek grup başkan vekillerinin, gerek parti sözcüsünün yaptığı bütün açıklamalarda öneriyle başladık. Herkesin dikkat etmesi gerektiğini söyledik. Salgınla mücadelenin sadece sağlık boyutu yok, ekonomik boyutu var dedik. Ekonomik boyut içinde nelerin yapılması gerektiğini söyledik. Hatta Merkez Bankası kontrollü bir şekilde karşılıksız para bile basabilir önerisini yaptık. Çünkü bu ülkede herkesin bu hasarı, bu salgını en az hasarla atlatması bizim ortak hedefimizdi. Ve dedik ki yine israftan vazgeçin, tasarruf yapın. Herkes fedakarlıkta bulunuyor. Sizler de fedakarlıkta bulunun. Toplumun her kesimi bu fedakarlığı yerine getirsin. Herkes fedakarlık yaptı. Kahvecisi, evet. Simitçisi, evet. Manavı, evet. Pastacısı, evet. Taksicisi, evet. Kantincisi, evet. Servisçisi, evet. Herkes üzerine düşeni yaptı. Ama üzülerek ifade edeyim, sarayda oturanlar üzerine düşeni yapmadılar. Üzerlerine düşeni görmezden geldiler. Yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez. Geçen hafta da söyledim. Kibirle bir devlet yönetilmez. Ben her şeyin üstündeyim anlayışıyla bir devlet yönetilmez. Devleti yönetenlerin mütevazı olması gerekir. Devleti yönetenlerin topluma örnek olması gerekir. Devleti yönetenlerin toplumun sorunlarına kilitlenmesi gerekir. Devleti yönetenlerin var olan sorunları nasıl çözeriz diye düşünmesi gerekir. Ama bunlar bunu yapmadılar. Bu dönemde toplumun esnaf kesimi, turizmci kesimi her türlü fedakarlığı yaptı. Sarayda oturanlar ve onların beslemeleri hiçbir fedakarlık yapmadılar. Dövizi olanlar daha fazla kazandılar. Devlet dövizle borçlandı. Dövizle borçlananlar daha zengin oldu. Ve çıktılar bir süre sonra devlete faiziyle, en yüksek faize borç vermeye başladılar. Bir değil, aynı anda iki vurgunu yaptılar. Esnafa ne verildi? Çiftçiye ne verildi? Emekliye ne verildi? Taksiciye ne verildi? Biner lira, 3 ay. E peki bu insanların çoluk çocuğu vardı. Nasıl geçinecek? Bunları da söyledik. Her birisini tek tek söyledik değerli arkadaşlar. Biz fedakarlığı toplumun her kesimi yapsın dedik. Sarayın beslemeleri o fedakarlığın tamamen dışında kaldılar. Efendim, bakın ben size örnek vereyim. Havaalanlarını yapanlar, köprüleri yapanlar, yani dolarla yolları yapanlar, dolarla aylıklarını, dolarla gelirlerini garanti altına alanlar, yol geçerken dolar garantisi olanlar, bunlar hangi fedakarlığı yaptı? Bu soruyu iktidara sormuyorum. Bu soruyu esnafa sormuyorum. Çiftçiye sormuyorum. Emekliye sormuyorum. Bu soruyu geçen seçimlerde AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma soruyorum. Siz her türlü fedakarlığı yaptınız. Maske takmadınız, ceza geldi. Efendim, usulüne uygun takmadınız, yine ceza geldi. Bu beyler ne yaptı? Milyarları aldılar, ne yaptılar? Hangi fedakarlığı yaptılar bunlar? Burada hiçbir şey yok. Ve hepimizin düşünmesi lazım. AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin de çok iyi düşünmesi lazım. Sen fedakarlık yapıyorsun, oy verdiğin insanlar fedakarlık yapmıyor. Sen mütevazi yaşamaya çalışıyorsun, onlar kibir abidesi olarak saraylarında oturuyorlar. Buna izin vermemek gerekiyor değerli arkadaşlar. İsraftan kaçının dedik. Sanki uçaklar yetmiyor, arabalar yetmiyor. Bir de gidip 52 milyon muydu? Yani eski parayla 52 milyar mı ediyor? Ya da 52 trilyon.
3 tane Mercedes daha diyorsun. Ya neyinize yetmiyor Allah aşkına ya? Neyinize yetmiyor sesin? Değerli arkadaşlarım, söyledim bir daha söylüyorum. Bu kamu özel işbirliği milleti iliklerine kadar sömürüyor. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş bunların tamamını kamulaştırmaktır. Tamamını. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bakın bugün doğan çocuğun evladını bile ileride evladı olacak, evlenecek, onun bile evladına yük getiriyorlar. 20 yıl, 30 yıl. Yazık günah değil mi ya bu memlekete? Bu memleket bu kadar sahipsiz mi? Onları kamulaştıracağız. Al paranı kardeşim diyeceğiz. Önce maliyetlerini hesaplayacağız. Doğru maliyetleri hesaplayacağız. Makul karı vereceğiz, hepsini kamulaştıracağız. Vatandaşlarımız o köprülerden, o yollardan, havaalanlarından onların istediği parayı ödemeden geçecekler. Devletin soyulmasına izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, dedim ki devleti yönetenlerin örnek olması lazım. Peki değerli arkadaşlarım, devleti yöneten nasıl örnek olacak? Genelge çıkarıyorsun. İllerde barolar kongre yapmayacak. Güzel, yapmadılar. Ama sen kongre yapıyorsun. Üstelik bir de övünüyorsun. Salon lebalep doldu diye. İnsanlar maskesiz orada, bir de bununla övünüyorsun. Efendim barolar kendi genel kurullarını yapmayacak. Niçin? Covid-19 var. Kendin genel kongreni yapıyorsun. Üstelik insanlar sırt sırta. Ve değerli arkadaşlarım, dün 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. 341 vatandaşımız hayatını kaybetti. Covid-19 dolayısıyla. Sorumlusu kim? Bu soruyu yine geçen seçimlerde AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime soruyorum. Bir günde 341 kişi Covid-19'dan, bu da resmi rakam, hayatını kaybetti. O kongreleri yapanların vebali yok mu? Günahı yok mu? O insanlar sokağa çıktılar. Binlerce insan Covid oldu. Binlerce insan. Yoğun bakımlarda yer yok. Torpiliniz varsa yer bulabiliyorsunuz. Peki değerli arkadaşlar, ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu yok mu? Hala onu oy vermeye, hala onu düşünüp onun partisine oy vermeye devam edecek miyiz? Memleketi bu hale getirenden, ya arkadaş sen memleketi nasıl bu hale getirdin diye sormayacak mıyız? Sormamız gerekiyor. İsraf merkezi oldu. Devam ediyorlar. Türkiye'nin itibarını sıfırladılar. Böyle bir tablo olduğu zaman Türkiye'ye turist gelir mi Allah aşkına? Bakınız. Şu tablo değerli arkadaşlar. Bizim değil, yabancıların hazırladığı tablo. Dünyadaki Covid-19 salgınının boyutlarını gösteriyorlar. Türkiye burada. Şubat'ta yükselmeye başlamış. Zaten Mart Nisan derken en yüksek noktaya gelmiş. Peki değerli arkadaşlar, bu ülkeyi yöneten hükümet bunun sorumlusu değil mi? Erdoğan bunun sorumlusu değil mi? Diyoruz ki bilim kurulu var. Geçiniz. Bilim kurulunun ne dediğini bilen var mı? Ne söylediğini bilen var mı? Neyi önerdiğini bilen var mı? Hiç kimse bilmiyor. Ve öyle bir noktaya geldik ki Sağlık Bakanı açıklama yapıyor.
48 milyon sorumludur bundan diyor. Biz yaptık diyor. 84 milyon. 84 milyon sorumludur diyor bundan. E değerli arkadaşlarım, bunlar devleti falan yönetmiyorlar. Keyfi bir yönetim var. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bunlar sadece seyrediyorlar. Önlem aldık diyorlar. Hangi önlemi aldınız? Milleti perişan ettiniz. Kahvede 4 kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz. 10 binleri topluyorsunuz. Onlar orada eylem yapıyorsunuz. Kongre yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunların hesabını bir şekliyle soracağız. Değerli arkadaşlar, esnafı bitirdiler. Turizmciyi de bitiriyorlar. Bu tablo Türkiye'ye turistin gelmesini engelliyor. Turist gelmiyor. Bu kadar yoğun virüsün dolaştığı bir coğrafyaya yabancılar niye gelsin? Turistler niye gelsin? Değerli arkadaşlarım, oysa turizm bizim için çok ama çok önemli. Bacasız sanayi diyoruz. Hava kirliliği yok. Gayet güzel bir atmosferimiz var. Ve bu atmosfer içinde insanlar huzur içinde gelip Türkiye'de gelip Türkiye'de dinlenmek istiyorlar. Ama hükümet izin vermiyor. Böyle bir tablo var. Değerli arkadaşlar, cari açığı kapatan turizm. Pek çok alana baktığınız zaman turizm sektörü 54 farklı alana katkı veriyor. 54 farklı alana. Değerli arkadaşlarım, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması burada en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa çalışma ödeneğinin tekrar gelmesi lazım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği bunu istiyor. Ankara Ticaret Odası istiyor. İstanbul Ticaret Odası istiyor. İstanbul Sanayi Odası istiyor. Ege Sanayi Bölgesi istiyor. Konya, Van, Sivas, Samsun, Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları bunu istiyor. Evet arkadaşlar. Biraz daha dinleyeceksiniz beni böyle. Turizm sektörü bu pozisyondayken değerli arkadaşlarım ve siz kısa çalışma ödeneğini kaldırırken toplumun gözünden kaçan bir şey yaptılar. Bankalardaki mevduat faizine uygulanan stopajı düşürdüler. Kısa çalışma ödeneğinden kaç kişi yaralanıyordu? 1.139.000 kişi. 1.139.000 kişi işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya getirdiler. Peki bankada mevduat olanlar? Bakın 6 aya kadar olan hesaplar için %15'ten %5'e düşürdüler. 1 yıla kadar olan vadeli hesapları 12'den 3'e düşürdüler. Bir yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarındaki faiz oranını %10'dan sıfırladılar. Peki bu para nereye gidiyor aldıkları stopaj? Vergi olarak bütçeye gidiyordu. Peki işçi için ödenen kısa çalışma ödeneği nereden karşılanıyordu? İşçinin kumbarasından, işsizlik sigortası fonundan. Bu neyi gösteriyor? Hükümet rantiye sınıfına çalışıyor. İşçiye değil, emekliye değil, memura değil, çiftçiye değil, rantiye sınıfına çalışıyor. Ve bu gerçeği herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Bankalarda 1 milyonun üzerinde hesabı olan, mevduat hesabı olanların sayısı 283 bin kişi. 283 bin kişinin mevduat faizini sıfırladılar. Sen devlete vergi ödemeyebilirsin diyorlar. Ama bunun yanında 1 milyon 300 bin kişi olan
kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiye de parayı vermediler. Bu rakamları bütün arkadaşlarımın her yerde anlatmasını istiyorum. Bu iktidar, soygun düzenini teşvik eden bu iktidar halk için çalışmıyor. Vatandaş için çalışmıyor. İşçi için çalışmıyor. Emekli için çalışmıyor. Rantiye için çalışıyor. Değerli arkadaşlarım, turizm. Yine de ben Erdoğan'a bir öneride bulunmak isterim. Ülkesini seven, insanını seven, bayrağını seven birisi olarak öneride bulunmak isterim. Kardeşim, turizmcileri çağır, davet et. Sizin sorununuz nedir diye dinle. Onların çözüm önerileri nedir diye dinle ve gereğini yap. Ben yine sana rakam vereyim. 2020 yılında turizm sektörüne hangi ülke ne kadar hibe verdi? Hibe diyorum bakın, kredi değil. Hibe verdi. Fransa, cirosunun %50'sini kaybeden her bir turizmciye 10 bin euro verdi. Her birisine tek tek. İtalya, turizm sektörüne 2 milyar euro para ayırdı. İspanya 300 milyon euro para ayırdı. Yunanistan 330 milyon euro para ayırdı. Diyorlardı ya Yunanistan battı. Türkiye sıfır. Sıfır. Hibe olarak sıfır. 2021 bütçesi, bu söylediğim 2020. 2021 bütçesine de ödenek koydular. İspanya 11 milyar avro koydu. Yunanistan 7,5 milyar avro koydu. Türkiye sıfır. Oysa bu turizm sektörü Türkiye için çok önemli. Gelen her turist tarım sektörüne destek veriyor. Sanayi sektörüne destek veriyor. İşsizliğe, işçiye destek veriyor. İstihdam yaratıyor. Ve Türkiye buradan büyük emek harcamadan dolarlar kazanıyor. Cari açığı kapatıyorsunuz. Ama turizme düşman olanlar böyle bir tabloyu önümüze koyuyorlar. Değerli arkadaşlarım, iktidarın rantiye çalıştığını söyledim. Yandaşlara çalıştığını söyledim. Balık baştan kokar. Bunu atalarımız da söylüyorlar. Oda TV diye bir internet sitemiz var. Hala kapalı. Ama bu internet sitesi teknolojinin verdiği olanaklarla yayınını sürdürüyor. Burada Can Özçelik imzasıyla bir haber yayınlandı. Ticaret Bakanı ve kocası ikisi şirket kurmuşlar. Dezenfektan üretiyorlar. Kime satıyorlar? Bakanlığına, kendi bakanlığına satıyor. Allah aşkına ya. Ne hale geldiğimizi görüyor musunuz? Bakan ol, şirketim var. Sürekli şirketinde mal al. Sonra bunu ahlak diye millete sat. Sonra bunu milletin önünde söylenecek tek kelime etmeyeceksin. Tek kelime söylemeyeceksin. Değerli arkadaşlarım, AK Parti'ye oy veren değerli kardeşlerim, bakın Türkiye nasıl yönetiliyor? Kimlere hangi imkanlar sağlanıyor? Bakanlık koltuğunda oturacaksın, şirketin olacak, dezenfektan üreteceksin ve bakanlık onu satın alacak. Ve sen bu haber çıktıktan sonra çıkıp tek kelime bile etmeyeceksin. Tek kelime bile. Bir yolsuzluklar ülkesi oldu Türkiye. E peki bu bakan niye sesini çıkarmıyor? Şunun için. E yukarıdaki örnek alıyorum diyor ben. Herkes bunu yapıyor diyor. E gençler de pudra şekeriyle idare ediyorlar. E hepimiz malı götürüyoruz diyor. Vatandaş da seyrediyor diyor. Sözüm söz, sizin burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Fitil fitil. İlk yapacağımız iş parlamentoya siyasi ahlak kanunu getireceğiz. Milletin takdiriyle sandık gelecek. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. İlk yapacağımız iş siyasi ahlak kanunu bu meclise getirmek olacak. Değerli arkadaşlarım, hepinizin çok iyi bildiği bir 128 milyar dolar olayımız var.
anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Anaokuluna yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5 tane soru sordum. Üstelik bir değil, haftalardır soruyorum. Arkadaş, 128 milyar doları hangi yöntemle sattın sen? Bunu benim bilmeye ihtiyacım var. Türkiye'nin hakkını savunuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunuyorum. Bu satışı hangi tarihlerde yaptın? Bir günde yapmadın, bir yılda da yapmadın. 128 milyar doları hangi tarihlerde ne kadar sattın? Hangi kurdan sattın? Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Bunun da cevabı yok şu ana kadar. Bu ticaretin alıcıları kim? Kimler aldı bunu? Bunu da bilmiyoruz. Ve bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Anaokuluna yeni başlayan çocuk bu soruları anlar. Yani soru sorduğumuzu anlar. 83 milyon vatandaşımız da bunu biliyor. Soruları sorduk. Cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bir daha sorduk, cevap yok. Bizi tatmin eden cevap yok. Ne yapalım dedik? İl ve ilçe başkanlarımız assınlar kendi bulundukları binalara, afişleri assınlar. Artı billboardlara para ödedik, kiraladık billboardları, oraya yapıştıralım dedik. Vatandaş da sorsun, bu 128 milyar dolar nerede? Büyük para çünkü. Değerli arkadaşlarım, 128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Açıklamalar yapılıyor mu? Evet, açıklamalar yapılıyor. Ama birinci sorunun cevabını aldık. Bu satış hangi yöntemle yapıldı? Şimdiki Merkez Bankası Başkanı çıktı, bir açıklama yaptı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı ve o protokole göre satıldı dedi. Birinci sorunun cevabı bu. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var. Onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun ikinci maddesi 2018 yılında 703 sayılı kanun hükmünde kararnameyle iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle tahmin ediyoruz. Bilmiyoruz. Yani protokol şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, yasal dayanağı olmayan bir protokol. Bakıyoruz Merkez Bankası kanuna. Hala yürürlükte. Diyor ki ülke, yani Türkiye, altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespitiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası, Banka Meclisi görev ve yetkilidir diyor. Burası yok. Merkez Bankası bu işin içinde yok. Değerli arkadaşlarım, devam ediyorum. Billboardları astık. Panolar zaten kimse korkudan yayınlamadı. Billboardlara kimse cesaret edip bizim para verdiğimiz halde ilanı yayınlamadılar. Polisler geldiler. Neydi, vinçlerle mi? Vinçlerle geldiler. Çıktılar, bizim afişleri indirdiler değerli arkadaşlarım. Polisler, valiler, savcılar, hakimler seferber oldular. Aklın alacağı bir şey değil. Bir de diyorlar ülkede demokrasi var. Hani kimseye hakaret etsek alabilirsin. Yanlış bir şey söylesek alabilirsin. Soru soruyoruz. 128 milyar nerede diye. Gayet basit bir soru soruyoruz. Neden indiriyorlar? Korkuyorlar. Neden indiriyorlar? Millet öğrenmesin diye. Neden indiriyorlar? Çünkü hesabını veremiyorlar. Değerli arkadaşlarım, yine sormaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bunu da bu kararların altına imza atan savcılar ve hakimler, sözde savcılar ve hakimler duysunlar diye söylüyorum. 26 Mart 2020, yani geçen yıl, bir siyasi parti binasına
asılan pankartın indirilmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi. Karar almış. Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine girdiğinizde basın açıklamaları da bunu görürsünüz orada zaten. Burada diyor ifade özgürlüğünü sen ihlal ediyorsun diyor. Söylediği ne biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Söylediği katil, hırsız, AKP diye yazmışlar. Bunu indiremezsin diyor. İfade özgürlüğüne aykırıdır diyor. Bu lafa bu Anayasa Mahkemesi hayır sen ifade özgürlüğünü siyasetçi en sert eleştirilere tahammül etmek zorundadır diyor. Bunu bile kaldıramazsın diyor. Biz 128 milyar nerede diyoruz kaldırıyorlar. Bu ne demektir? Yargı da askıya alındı. Yargı da askıya alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu milletin fakir fukaranın hakkını savunmayacaksam neden siyaset yapıyorum? Biz neden siyaset yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, sorduk soruları. Her bir kafadan ayrı cevap. Okuyayım size, biraz da gülelim. Erdoğan, salgın bahanesiyle finansal dalga yaratmak isteyenlere fırsat vermemek için kullandık diyor. 128 milyarı salgın dolayısıyla kullandık diyor. Yine Erdoğan, bu para Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Para diyor Merkez Bankası'nda kaybolan bir şey yok diyor. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, jöleli arkadaşımız. Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı diyor. Birisi diyor kasada, birisi diyor yok böyle bir şey. Yine aynı kişi diyor ki efendim salgın döneminde kullandık diyor. Hangisi doğru? Nurettin Canikli, 75 milyar doların Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar. 75 milyar doları gerçek ve tüzel kişiler almışlar. Yani hane halklarının evinde diyor. E şimdi ben soruyorum. Taksiciye, garibana, simitçiye, sanayiciye, Allah aşkına bu 75 milyar dolardan siz bir para aldınız mı? Yine devam ediyor Nurettin Canikli. Sonuç itibariyle her şey açık ve net. 128 milyar dolar burada, sizin aklınız nerede diyor. Hamza Dağ, AK Parti tanıtım ve medya başkanı, o da açıklama yapmış. 128 milyar dolar kasada diyor. Ama Merkez Bankası'nın internet sitesine bakıyorsunuz, yok böyle bir para. Yok böyle bir para. Merkez Bankası mı doğruyu söylüyor, Hamza Dağ mı doğruyu söylüyor? Malı götürmüşler, milleti kandıracaklar. Yer miyiz biz bunu? Yemeyiz, yemeyiz, yemeyiz. Cemil Ertem, bu da Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ve bu hesaba ulaşamıyorum. Sen zaten ulaşamazsın. Senin dünyadan haberin yok zaten. Adam malı götürmüş, hesabı bilemiyorum diyor. Sen hesap bilmiyorsan ne arıyorsun Cumhurbaşkanlığında? Çünkü yağdanlık arıyor Erdoğan kendisine. Her söylediğini onaylayacak kişiler arıyor. Açıklama yaptıkça batıyorlar. Mahir Ünal, onun da zaten dolardan hiç haberi yok. O 128 milyar nerede diye soruyorlar, lira. O da liraya takmış kafayı. Millet dolar soruyor, hala haberi bile yok onun. Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun bir göstergesi diyor. Ya soru sormak ne zamandan beri seviyesizlik, nezaketsizlik oldu? Fakirin fukaranın hakkını sormak ne zamandan beri böyle oldu? Ve Lütfi Elvan açıklama yaptı. Dündü galiba, dün. Diyor ki, ne kadarlık döviz alım satımı gerçekleştirilmiş, hepsini görebilme imkanımız var diyor. Yani öncelikle 128 milyar doların satıldığını Hazine ve Maliye Bakanı kabul ediyor.
tamamen açık ve şeffaf diyor. Vallahi bilmiyoruz. Açık ve şeffafsa hadi bana söylemiyorsun. Ekonomi yazarlarına söyle. Hadi bana söylemiyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına söyle. Senin yandaşın ona söyle. Parayı şuraya harcadık diye. Devam ediyor. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum diyor. Tabii takdir Merkez Bankası'nın. Beyefendi, takdir Merkez Bankası'nın da siz Merkez Bankası'na bir şey bırakmadınız ki. Parayı açıklama yapıyor Lütfi Elvan. Parayı Merkez Bankası satmadı ki. Satılan dövizler hazinenin Merkez Bankası'ndaki dövizleridir. Bir muhabir banka tarafından hazine adına piyasada satılmıştır. Hazine adına satılmışsa, hazine satmışsa sen de Hazine ve Maliye Bakanısın kardeşim, sen açıkla. O da açıklayamıyor. Bu ne yapıyor? Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Benim dönemde olmadı diyor bunlar. Ben bunu yapmadım diyor. Merkez Bankası açıklasın diyor bunu. Protokole göre hazine yapmış bu işi. Merkez Bankası neden bundan kaçtı? Çünkü Merkez Bankası suça ortak olmak istemedi. Alın kardeşim dedi. Bir protokol yapalım dedi. Parayı size verelim dedi. Ne yapıyorsanız yapın, bizi bulaştırmayın dedi. İşin Türkçesi budur. O nedenle çuvallıyorlar. O nedenle açıklama yapamıyorlar. O nedenle yaptıkları açıklamaların tamamı tutarsız. Ve o nedenle geçen hafta çarşamba günü bu soruya cevap bekler benden kamuoyu diye Erdoğan grup toplantısı yapamadı. Değerli arkadaşlarım, soruyu sormak bizim görevimizdir. Vatandaşın hakkını, hukukunu aramak bizim görevimizdir. Biz bunu bir namus borcu olarak görürüz. Yediğimiz her lokmanın helal olması için ben ve biz ve bizler ve 83 milyon bu soruyu sormak zorundadır. Ve onlar da cevap vermek zorundadırlar. Araştırma yapmışlar. 128 milyar nerede sorusunu nasıl cevap verirdiniz diye vatandaşlara soruyor bir şirket. Araştırma şirketi. Birinci seçenek. Muhalefetin bu soruyu sormasını engellerdim. Buna destek verenlerin oranı %6.2. %6.2 diyor ki ben bu soruyu asla sordurmazdım. Yasaklardım bu soruyu sormayı. İkinci seçenek. Muhalefetin bu sorusuna yanıt vermezdim diyor. Hiç gündeme ne söylerler söylesinler asla cevap vermezdim diyor. Üçüncü seçenek, şeffaf bir iktidar olmanın gereği olarak cevap verirdim diyor. Paranın nerelere harcandığını şeffaf bir iktidarın gereği olarak cevap verirdim. Oran kaç? %82.8. %82.8. AK Parti seçmeninin %71.2'si cevap verin diyor. %71.2'si. MHP seçmeninin %86.1'i evet bu soruya cevap verilmesi lazım diyor. Değerli arkadaşlarım, ülke çok sancılı bir dönemden geçiyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ekonomi ne yazık ki çöktü. Yönetemiyorlar. Patates için, dağıtılan patates için insanlar kavga ediyor. Değerli arkadaşlarım, birbirlerini eziyorlar bir çuval patates alabilmek için. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum ben. 21. yüzyılın Türkiye'si. Patates için, patates almak için insanlar birbirini eziyor. Yardım gelecek haberi çıkıyor. İnsanlar koşa koşa gidiyorlar. Saatlerce bekliyorlar yardım dağıtılacak mı diye. Beyefendi öyle bir yerde oturuyor ki onları görmüyor. Vatandaşı görmüyor. Vatandaşa yalan söylüyor. Uzaya gideceğiz, aya gideceğiz beyler. Meraklanmayın diyor. Sen aya gideceğine otur vatandaşım, bir karnını doyur kardeşim. Karnını doyur. Bu ülkede görülmemiş bir şekilde, bir daha söylüyorum, görülmemiş bir şekilde 128 milyon
milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi. 128 milyar arka kapıdan Merkez Bankası devre dışı bırakılarak. Değerli arkadaşlarım, kime sattıkları belli değil. Kaça sattıkları belli değil. Hangi kur üzerinden sattıkları belli değil. Arka kapıdan kodamanlara sattılar. Kim aldı bunları? Efendim, halka verdik, hanelerdedir. Canikli diyor ya. Kardeşim, halka soruyorum. Çiftçiye sordum. Emekçiye sordum. Taksiciye sordum. Sanayiciye sordum. Kobiciye sordum. Sormadığım adam kalmadı. Ya aldınız mı? Vallahi billahi almadık diyorlar. Arka kapıdan veriyorsan zaten bunlara vermezsin. Niye arka kapıdan verirsin? Yandaşına vermek için. Bunu yaptılar mı? Evet, yaptılar. Değerli arkadaşlarım, eğer vatandaşlardan birisi ben aldım diyorsa çıkıp şunu söylesin: Allah razı olsun, 128 milyar dolardan ben de bir miktar para aldım desin. Ben de göreyim, tanıyayım o kişiyi. Toplumun önüne çıkan bir kişi bile yok. Bir kişi bile yok. Değerli arkadaşlarım, arka kapıdan kime sattılar? Kodamanlara sattılar. Buradan Allah şahittir, milletime söz veriyorum. Milletime söz veriyorum. Sandık gelecek, iktidar olacağız. O kodamanların burnundan 128 milyar doları fitil fitil soracağım hesabını ve fitil fitil hesabını soracağım. Burunlarından getireceğim. 128 milyar dolar kimindir? Bu da önemli bir soru. Kimin para? Kimin parası bu? 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar bugün değil, geçmişte olan ve bugün de yok olan bu para kimin parasıdır? Markette alarm takılan, bebek mamasını alamayan annenin parasıdır bu. 128 milyar dolar markette alarm takıldığı için çocuğuna mama alamayan annenin parasıdır bu para. 128 milyar dolar dükkanını kapatıp ceketini alıp evine mahcup bir şekilde giden esnafın parasıdır bu para. 128 milyar dolar kimin parası? Yıllarını, emeğini verdiği dükkanı kapatan vatandaşın parasıdır. Lokantada çalışan işçinin parasıdır. 128 milyar dolar bunların parasıydı. Sadece bunların mı? Hayır. Salgın koşullarında fabrikalarda ve inşaatlarda alın teriyle çalışan işçilerin parasıdır. 128 milyar dolar kimin parasıdır? Her türlü engellemeye rağmen toprağı işleyen, üreten, karnımızın doymasına katkı veren çiftçinin parasıdır. 128 milyar dolar. 128 milyar dolar evinde ailesini, sevdiklerini bırakıp bir kişiyi daha kurtarabilir miyim diye çalışan, çaba harcayan sağlıkçıların parasıdır. 128 milyar dolar hakkı verilmeyen polislerin parasıdır. Bunu sormayın diyorlar. Nereden çıktı bu diyorlar. O zaman bir siyaseti bırakalım. Erdoğan'ın buna oturup makul bir cevap vermesi lazım. O kodamanlara aktardığı paraların miktarını açıklaması lazım. Kime gitti bu paralar? Kim aldı bu paraları? Hangi kurdan aldılar? Kimler vurgunu vurdu? Bunu öğrenmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, işin şakası yok. Ekonomik buhranla karşı karşıyayız. İnsanlar intihar ediyorlar. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı bugün Türkiye'nin itibarı, Türkiye'nin ekonomisi farklı bir yerdeydi.
şu anda rezerv eksi bakiye veriyor. Değerli arkadaşlarım, bu olayı örtmek için emekli amiraller darbe yapıyor, mizansenini koydular ortaya. 80 yaşındaki emekli amirale kelepçe taktılar. Yetmedi, arkasından da benim ve arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Erdoğan, kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel, vız gelir, tırıs gider. Troll ordusu görevlendirmiş. Benim bir troll ordum var. Paralarını saray ödüyor. Beni sözde kötüleyecekler. Beni karalayacaklar. Kiminle gelirsen gel, kiminle, nasıl gelirsen gel, hesabını soracağım ben, hesabını soracağım. Fakir fukaradan alınan, fakir fukaradan çalınan, o gençlerden çalınan bütün hakları aynen iade edeceğim ve telafi edeceğim. Yiğide savaş bayramdır diyoruz. Bir daha söyleyeyim, Erdoğan duysun diye. Yiğide savaş bayramdır. Unutmasın, bu salonda binlerce yiğit, kadın ve erkek vardır. Hepinize teşekkür ederim değerli arkadaşlar.